Evet merhaba. Enes Şahin sormuşlar. Radix sortu soruyorlar. Erciyes Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği öğrencisiyim. İnternet üzerinde Radix sort aradım. Sizin blog sayfanıza baktım. Kaba kodla pseudo kodu herhalde müsvedde kodunu kastediyorlar. Bulamadım. Yardımcı olabilir misiniz? Olalım tabii. İşimiz yardımcı olmak. Şöyle bilgisayar kavramlarını açalım öncelikle. Neler yazmışız, neler çizmişiz hemen bir bakalım. Radix sort diye aratalım. Radix sort'a ben galiba taban sıralaması diye çevirmiştim Türkçe'ye. Yani bunu değişik şekillerde çevirenler vardır muhtemelen. Taban sıralaması. Önce algoritmayı müsaadenizle anlatayım. Bu video hiç bilmeyen kişilerin de izleyeceği bir video olabilir. Radix sort'u baştan sona anlatalım. Yani sadece soru ve cevap şeklinde gitmesin. Size özel bir video olmasın. Bundan sonra izleyecek kişiler de faydalanabilsin. Zaten o yüzden videosunu çekiyorum. Yani size sadece kodunu da gönderebilirdim. Biraz faydalı olsun diye. Şimdi Radix Sort'un durumu nasıl ona bakalım. Şöyle bir diziyi ele aldığınız zaman Radix Sort taban sıralaması yapıyor. Yani tabana göre onluk tabanda çalışıyorsak aslında hane sıralaması falan da denilebilir buna. Digit Sort falan gibi bir şey. Digit denilebilir, hane denilebilir. Şunu yapıyor. Önce birler hanesine göre sıralıyor. Sonra onlar hanesine göre. Sonra yüzler hanesine göre. Burada 3 haneli olduğu için sayılarımız en fazla yüzler hanesine kadar gidecek. 4 haneli, 5 haneli olsaydı işte 4. yani binler hanesi, 10 binler hanesi şeklinde devam edecekti. Şimdi algoritmanın çalışması şöyle oluyor. Önce sıfıra 0 olduğu için 90 yani 170, 90 sıralamanın ilk geçişinden sonra. Şimdi burada 170 de 90 da sıfırla bitiyor. O yüzden sıfıra göre yani birler hanesine göre sıralandığında 170 mi önce olacak, 90 mı önce olacak problemini şöyle söyleyelim. Orijinal listede önde olan önce sıralanıyor. Mesela 170 90'dan önce geldiği için 90 aslında 170'ten küçük bunu biz biliyoruz ama henüz birler hanesine bakarken Radix Sort bunu bilmiyor. Sadece birler hanesine konsantre. Onlar ve yüzler hanesini göremediği için sıralamayı bozmuyor. Yani 170 önce geldiği için önce 170 sonra 90 sonra 2 ile başlayan sayı var. 2 sonra 802 sonra 5 ile başlayan 45, 70, pardon 24 varmış. Yani 170, 90, 2, 802, 24. Sonra 5 ile başlayanlar var. 5 ile bitenler var daha doğrusu. 45, 75. En nihayetinde de 66 olacak. İlk sıralamanın sonunda şurada gördüğünüz üzere, şurada da yazmışız. Sıfırla sıralanan, sonu sıfırla bitenler, 2 ile bitenler, 4, 5 ve 6 ile bitenler. Hani 1 ile biten yok, 1 ile biten olsaydı şu arada olacaktı. Sonra ikinci geçişte onlar hanesine bakacak. Onlar hanesine göre sıralayacak. Şimdi bakın 170 ile 90'ın sıralarında burada bir sıralamada değişiklik olmayacak. Burada 2 hepsinden önce geldiği için başa geçmesi lazım. Dolayısıyla 2'yi başa koyacak falan. Böyle onlar hanesine göre gidecek. Baktığınız zaman 2, 802, 24, 45, 66, 170, 75, 90. Şimdi burada şunu söyleyelim. Niye böyle bir şey yapıyoruz? Yani onlar hanesinden sonra şu gözükebilir. İlk önce birler hanesinden başlanmasının sebebi şu. Biz neticede en son yüzler hanesine göre sıralayacağız ya. Yüzler hanesine göre sıraladığımızda şurada bakın 170 802'den önce gelecek. Veya hiç öyle bir örneğimiz var mı? 66 75'ten önce gelecek. Keşke şöyle onlar hanesi eşit olan bir örnek bulabilseydik. Mesela şöyle bir örnek yapmaya çalışayım. Şurada temiz bir sayfamız var mı? Şurada güzel temiz bir sayfamız var. Şu örneği şöyle bir örnek yapalım. Daha iyi anlaşılması için. Mesela 55, 45, 35, 33, 38 ve bir şey daha olsun 48. Bakın bu sayıları sıralamak isteyeyim. Şimdi onlar hanesine göre sıraladığım zaman önce 33 gelecek. Sonra 5'lere göre sıralayacağım. Sırayı bozmuyorum. 55, 45, 35. Sonra 8'ler var. 38 ve 48. Tamam. Bakın gördüğünüz üzere hiç birler hanesinde sıraladım ama orijinalde birler hanesindeki sıra neyse onu korudum. Şimdi gelelim onlar hanesine. En küçük 33 var. Doğru mu? 3 yani. 3 ile sıralayan. Hemen bunun yanına 35 gelecek. Bakın 33'ten sonra onlar hanesine bakıyorum. Birler hanesine bakma hakkım yok burada. Sadece onlar hanesine baktığımda en küçük 33, sonra 35. Tamam. Dolayısıyla 35 gelecek. Şimdi bakın burada olay anlaşılıyor zaten. Onlar hanesine baktığımda orijinal sıradakini koruduğum için yani 33'ü koruyup 35'i hemen yanına koyduğum için gördüğünüz üzere onlar hanesi de sıralı geldi. Şey, birler hanesinde de sıralı geldi. Yani ilk önce birler hanesiyle sıralamamın kerameti burada anlaşılıyor. 3, 5'ten önce geldiği için önce o sırayı yerleştiriyoruz, sonra onlar hanesine göre yerleştiriyoruz.
Gene bakın 45 gelecek şu anda. Onlar hanesine baktığımda 4'lere geçtim. Onlar hanesi 4 olanlara başladı. Pardon, bir de 38 var, düzeltiyorum. Yani 33, 35, 38 gelecek. Onlar hanesi 3 olanlar bitti. Onlar hanesi 4 olanlar 45 ve 48. Bakın gene aynısı oldu. 45, 48'den öndeydi ve burada da önde gözüktü. Çünkü neden? Daha önce birler hanesine göre sıraladığımız için. Ve neticesinde de 55 gelecek. Listem sıralanmış olacak. Gördüğünüz üzere buradaki hikaye önce birler sonra onlar. Yüzler olsaydı yüzlere göre de devam edecektim ama yüzlerdeki sıralanma şekli de gene aynı mantıkla devam edecek. Çünkü buradaki birlere ve onlara göre sıralanmış olduğu için yüzlere göre sıraladığımda da aynı yüzler değerine sahip, aynı yüzler hanesinde aynı değere sahip olanlar kendi içinde sıralı gelmiş olacaktı. Şimdi bu algoritmayı ben burada anlatmışım. Tabii kodunu vermemişim. Şimdi bunu kodladığınız zaman, kodlama şeyine baktığınız zaman karmaşıklığını vermişiz. İşte memory efficiency'si azalmaktadır şeyini vermişiz, hane sayısını falan vermişiz. Bunu kodladığınız zaman iki tane algoritma alternatifiniz vardır. Birincisi bucket sort ile yapmak, diğeri de counting sort ile yapmak. Yani literatürde iki tane bu işi yapan algoritma vardır. Şimdi burada aslında sort'u, yani bucket sort'u veya counting sort'u niye kullanıyoruz derseniz, amacımız bu sayıları sıralarken kendi içlerinde iki tane çok bilinen algoritmayı kullanmak. Sonuçta radix sort şunu yapıyor. Bakın anlatırken ben dedim ki şu sayıları sıralayacağız. Yani 33'ü mesela burada değil mi? Bu verilen karmaşık verilen sayılarda önce birler hanesine göre sıralayacağız. Yani 33'ün bütün listenin başına gelmesi, 55'in ikinci sıraya gelmesi, 45'in üçüncü sıraya gelmesi işlemini yapacak bir koda ihtiyacımız var. Radix sort bize burada sadece şunu söylüyor. Önce birlere göre, sonra onlara göre, sonra yüzlere göre sıralayarak sıralı diyor. Ama bir de bunu aksiyona geçirdiğinizde, eyleme geçirdiğinizde bu ikisinden birine ihtiyacınız var. Şimdi önce bucket sort'u anlatayım. Bucket sort'un veya şöyle söyleyeyim. Bucket sort'u ne zaman kullanıyoruz? Counting sort'u ne zaman kullanıyoruz? Avantajlı avantajları nasıl tercih ediliyor? Bucket sort'u açıp bakarsanız veya bu örnek için kullanıldığı durumlara bakarsanız bucket sort dinamik hafıza kullanabildiğimiz yerlerde kullanılıyor. Yani liste gibi, yani listeleriniz olacak, link list, bağlı listeler veya queue olacak, sıra olacak. Bu yapılarda kullanabilirsiniz. Bakın şimdi burada listeye baktığımızda 3 ile bitenler, 5 ile bitenler ve 8 ile bitenler var. Dolayısıyla L3 olacak, L5 olacak ve L8 olacak. Böyle 3 tane listem olacak. Yani şöyle şunları da liste şeklinde birazcık sanat uygulaması yaparak şöyle oklarla göstereceğim. Şimdi bu listelerde L3'te kim var? Öncelikle 33 var. Bunu koyduk. Sonu 3 ile bitenleri koydum bakın buraya. L5'e baktığımda sırayı bozmuyorum. 55 geldi ilk önce 5 ile biten bir şey. Yani şöyle gidelim aslında, pardon. Bunu sileyim. Her şeyi baştan başlayayım. Şöyle önce 55 geldi. 55 kaçta bitiyor? Hatta listelerim de yok. Bunları da nasıl oluşturduğumu da göstereyim. 55 kaçta bitiyor? 5'te bitiyor. O zaman bir tane 5'te bitenler listesi yapıp buraya 55 ekliyorum. Sonra 45 geldi. 5'te bittiği için bu listeye ilave ediyorum 45. Sonra 35 geldi. Bunu da aynı listeye ilave edeceğim. Çünkü bu da 5'te bitiyor. 33 geldi. 3 ile bitiyor. Dolayısıyla buraya bir tane yeni liste ekliyorum. L3 ve 33'ü buraya ekledim. Sonra 38 geldi. Elimdeki hiçbir listeye uymuyor 8 ile bittiği için. 38 ile bitenleri ekleyebileceğim, 38 ile bitenleri ekleyebileceğim yeni bir liste yaptım. Buraya 38 ekledim. Sonra 48 geldi. Buraya 48 ekliyorum. Bakın şu anda 3 tane listem oldu. Bunların her birisi bir buket. Bucket sort'un ismi de oradan geliyor. Buket şeklinde düşünülebilir. Sonra ne yapıyorum? Sonra şunu yapıyorum. Kendi içlerinde bunları sıralayacağım. Onlar hanesine göre. Şimdi burada 33 zaten sıralı. Şuraya sıralayacaksınız. Bakın burada 5, 4 ve 3 sayıları var. Bunları sıralarken yeniden bucket yapılabilir veya kendi içlerinde herhangi bir sıralama algoritması bucketların içi sıralanırken kullanılabilir. Bu aslında divide and conquer'un da bir parçası olarak düşünülebilir, parçalı FETÖ olarak. Bunları sıraladığınız zaman sıralı hallerini şuraya yazalım. L3'ümüz sıralandığı zaman 33. L5'imiz sıralandığı zaman şöyle bir şey olacak. 35, 45 ve 55 ve L8'imiz 8'leri içeren listemiz 38 ve 48 zaten sıralılar. Şimdi bunların arasında tercih yapıyorum. Hepsinin en önündeki değeri görüyorum. 33 mü, 35 mi, 38 mi? Sonuç diyeyim şuraya. 33 en küçük. Bunu aldım. Bu liste bitti artık. L3 ile işim bitti. Yani şunu artık şöyle X yaptım. Bu listenin sonuna ulaştım. 35 mi, 38 mi? 35'i alıyorum. Bu dolayısıyla gitti. Listenin en başında şu anda first in first out olarak düşünürseniz 45 var. 45 mi 38 mi? 38'i alıyorum. Şunu sildim. 45 mi 48 mi?
45'i aldım. Dolayısıyla bunu sildim. Hop. 55 mi 48 mi? 48'i aldım. Sonra burası bitti dolayısıyla. 48 mi boş küme mi? Bir tek bu kaldığı için. Pardon. Az önce ne vardı? 55'ti. Yanlış yeri sildim. Pardon. 48'i aldım. Bu bitti. Elimde bir tek 55'in olduğu D5 kaldı. Ve bunu yazdığım zaman bakın sıralama işlemim tamamlandı. Tamam. Bu şimdi bucket sort. Yani buket sıralaması. Bir de counting sort uygulamamız var. Onu da anlatmaya çalışayım. Counting sort ise sayarak sıralıyor. Counting sort'u da açıp bakabilirsiniz. Bu arada bu sıralama algoritmalarını başka kaynaklardan da okuyabilirsiniz. Yani ben burada anlatıyorum ama bunların da tabii kendi içlerinde modifikasyonları da var. Alt versiyonları da var, varyantları da var. Ama hızlı olsun diye basit şekilde anlatmaya çalışıyorum. Counting sort da şöyle çalışacak. Counting sort da şunu yapıyor. Burada kaç tane eleman var? 2, 4, 6 tane eleman var. 6 tane eleman olan bir dizi oluşturacak. Ve bu dizinin içine sırasıyla sayıların kaç tane geçtiğini koyacak. Şöyle yapacak. 5 ile biten, şuraya yapayım. 8, aslında ilk başta 9 elemanlı yapıyor ama şöyle yapalım. 0 ile biten 0 tane, 1 ile biten 0 tane, 2 ile biten 0 tane, 3 ile biten 1 tane, 4 ile biten 0 tane, 5 ile biten 1, 2 tane var. 8 ile, pardon 5 ile biten 3 tane var. 4 ile biten, 5 ile biten, 6 ile biten, 7 ile biten, 8 ile biten de 2 tane var. 9 ile biten yok. Tamam. Dolayısıyla yani bunlar aslında şöyle yazayım. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. Bunlar indisleri. Yani counting sort şunu yapıyor. Kaç ile biten elemanlarımız var onları sıralıyor. Sonra counting sort bunun bir varyasyonu tabii şunu yapıyor. Yani 0,0,0,1,1,4, kümülatif olarak gidiyor. Yani toplayarak gidiyor. 6 ve 6 olarak bitiriyor. Sonra tersten başlayıp bunları yazıyor filan. Ama ben basit olsun diye şöyle anlatayım. Bu kümülatif versiyonuna girmeyeceğim. Daha kolay anlaşılsın diye. 0, şunu söyleyecek. 3 ile biten bir tane varmış. 3 ile biten sayıyı koyacak buraya. Dolayısıyla 33'ü koyuyor öncelikle. Sonra 4 ile biten yok. 5 ile biten 3 tane sayıyı koyacak sırasıyla. 55, 45 ve 35. Ve sonra 6 ile biten, 7 ile biten yok. 8 ile bitenleri koyacak. 38 ve 48. Tamam. Sonra da şunu yapacak. İşte bir sayı atladım mı acaba burada? 35, 55. Yok atlamamışım. 6 tane sayımız var. Sonra şunu yapacak. Onlar hanesine bakacak. İşte 3'lerden kaç tane var? 1 tane, 2 tane var. 3 tane var pardon. Şunu yapacak. 0, 0, 0, 3 ile biten yani 0, 1, 2, 3 ile biten 3 tane var. 4 ile biten 2 tane var. 5 ile biten 1 tane var. Gerisi 0 şeklinde gidecek. Ve ondan sonra da buna göre yerleştirecek. Yani bu sayıları kendi içinde yerleştirecek. Counting sort da böyle. Elemanları sayıyor. Sonra her bir eleman yerleştirdikçe bir azaltıyor. Şimdi bunun çalışan örneği üzerinden şu kümülatif gidişini anlatabilirim. Daha iyi anlayabiliriz nasıl çalıştığını. Ben kodu şurada hazırlamıştım. iradix.cpp diyelim. Şimdi bu counting sort örneğimiz şöyle çalışıyor. Şuraya alayım kodu. Şöyle birazcık da büyüteyim. Şimdi şöyle çalışıyor. Önce main'i anlatayım. Main'de örnek dizimiz var. Bir tane içinde sayılar olan dizi var. Size of fonksiyonu biliyorsunuz hafızada ne kadar yer kapladı. Dizinin toplam kapladığı yer bölü bir elemanın kapladığı yer. Yani bizim eleman sayımızı verecek n. Bu şekilde hesaplanabiliyor veya isterseniz direkt şey de yazabilirsiniz. 8 de yazabilirsiniz. Kaç elemanlı olduğunu biliyorsanız. Dinamik olarak hesaplamak istiyorsanız bir dizinin toplam RAM'de kapladığı alanı bir elemanının kapladığı alan integer dizisi olduğu için böldüğünüz zaman kaç tane eleman olduğunu buluyor. Yani dinamik bir şekilde bulduk. Buraya ben şimdi elle bir şey eklesem o da çıkacaktı. Veya buraya da hemen isterseniz 8 veya n yazabilirim. Kaç elemanlıysa onu sonuçta ekrana bastırsın diye bir kod. Şimdi bu radix sort'a diziyi ve boyutunu verecek. Yani şu fonksiyon gördüğünüz buradan çağrılıyor. Yaptığı işlem main'de basit tutulması şeydir, prensiptir. Main'in içinde böyle işte sadece diziyi sırala ve sonra da ekrana bas gibi bir işlem yapılmış. Sıralama fonksiyonuna girdiğimizde dizideki maksimum elemanı buluyor. Bunu bulma sebebimiz kaç haneli olduğu. Çünkü radix sort hatırlarsanız her hane için gidecek. Yani birler hanesi, onlar hanesi, yüzler hanesi, binler hanesi. En büyük sayı 1 milyonsa 6 tane gitmesi lazım her hane için. En büyük sayı 100 ise mesela o zaman 3 hane gitmesi lazım. Dolayısıyla en büyük sayıyı bulup onun kaç hane olduğunu bulacağız. Maksimum elemanı bulan bir fonksiyonumuz var. Yukarıda göstereyim. Çok basit bir fonksiyon. Ve bunun için de şunu yapıyoruz. Teker teker birler hanesinden başlıyoruz.
Her seferinde 10'la çarpıyoruz. Buradaki elemana ulaşana kadar. Yani elemanın bölümünden kalan sıfırdan büyük olduğu sürece dönüyoruz. Yani şöyle düşünün. Birler hanesi önce, onlar hanesi, yüzler hanesi. Hala bakıyoruz en büyük sayının hanesine ulaştık mı? Ulaştıysak duracağız. Ulaşmadıysak devam ediyoruz. Birler, onlar, yüzler şeklinde gidiyoruz. Her seferinde de 10'la çarpıyoruz. İlk başta 1, sonra 10, sonra 100, sonra 1000 şeklinde gidecek. Ve her seferinde de count sort'a veriyoruz. Counting sort dediğim gibi uygulamalardan bir tanesidir. Radix sort'ta kullanılan uygulamalardan bir tanesidir. Dolayısıyla counting sort'a vereceğiz. Counting sort tüm koduna baktığınızda kendi içinde basit bir kod veya bunu tek başına counting sort olarak da inceleyip okuyabilirsiniz. İşte diziyi tek başına önce sıfırlayarak başlıyor. O sayma dizimizi sıfırlayarak başlıyor. 10 tane hane olduğu için her seferinde şuradaki örnekte de counting sort'ta öyle yapmıştık ya. 0'dan 9'a kadar bütün elemanlardan kaçar tane olduğunu sayacağız. Dolayısıyla burası 10'luk dizi önce her bir elemanı 0 olarak başlıyor. Sonra her bir birler hanesine şu anda baktığı için exp değerimiz birler hanesine bakıyor. Her bir sayının birler hanesi için o elemanı kaç tane olduğunu arttıracak. Sonra şurada kümülatif değer dediğim bir önceki değerin üstüne ekleyerek devam ediyor. Sonra burada her bir elemanın sonraki gideceği yeri söylüyor. Bunu daha iyi anlaşılması için şuraya bir kod, aslında önce bir çalıştırayım sonra kodun içinde ufak oynamalarla nasıl çalıştığını gösteririm. Ve neticede her elemanın bir sonraki turn'de ve bir sonraki turda nereye gideceğini gösteren bir kodumuz olmuş oluyor. Buna göre de yer değiştiriyoruz. GetMax fonksiyonumuz da dizideki en büyük elemanı döndüren kodumuz. Şimdi hemen kodu çalıştırayım. Clear diyeyim. G++ radix.cpp deyip şöyle a.out'u çalıştırayım. Bakın 2, 24, 45 şeklinde giden sayı. Yani orijinal olarak verdiğimiz radix sort'ta bu sayılar vardı. Hepsi vardı ama sırası bozuktu. Şuradaki sırasını görmemiz mümkünse şöyle göstereyim. Bakın gördüğünüz üzere burada aynı sayılar vardı ama sıralı değildi. Bunları sıraladı. Şimdi counting sort'tan nasıl çıkıyor isterseniz onu da şöyle bir basit şeyle gösterebilirim. Bir for döngüsü yazayım. I eşittir 0 nokta virgül i küçüktür 10 noktalı virgül i artı artı diyeyim. Şunu yapacağım. Printf yüzde d'nin ok yüzde d'yi göstermesi virgül i virgül output i. Bu kodu da koyarım internete, şeye koyarım hatta, bilgisayar kavramlarındaki yazıya koyarım. Bu videoyu da koyacağım. Şimdi yapmak istediğim şey şu, 0'dan 10'a kadar bütün elemanların bir sonraki, yani ince eleman nereye gidecekmiş? Adres counting sort'u nasıl işaret ettiğini göstermeye çalışıyorum. Pardon, şu şeyi bir tane backslash n koyarsam temiz göreceğiz. Backslash sonunda. Evet. Şöyle bakın. 0, 170, 1, 90, 2, 80, 802, 3, 2 şeklinde bunları yerleştirdim. Şuraya bir şey daha yapmak istiyorum. Şu rayı hatta şunu yapayım. Daha bundan vazgeçtim. Yanlış yere yanlış şey yazdım gibi hissediyorum. Şöyle yapayım. Printf %d ok yüzde de şuraya yazayım. Daha iyi anlaşılacak. İnce elemanı array ince eleman bölü exp yüzde 10 şöyle yapacağım. Şurada olan kodu yazıyorum daha iyi anlaşılsın diye. İşlem önceliği olduğu için yüzde önce bölme sonra yüzde işlemi yaptırtacağım. Ve galiba yazabildim. Şöyle hemen compile edelim. Evet bakın şunu görmek istiyordum. Bunu anlatmak istiyordum. Şimdi orijinal dizimizi de şurada alayım bir yerden. Cat radix.cpp. Orijinal dizimiz şurada. Şu dizi. Şimdi tekrar çalıştırayım. Görebilirim. Bakın ilk başta 170 var 0. elemanda. 1. elemanda 45, 2. elemanda 75. Böyle gidiyor. Şimdi oradaki diziye bakarsanız tersten dönüyor. Yani n-1'den başlayıp 0'a doğru birer birer azalarak gidecek. 7. eleman yani sondan başlıyor. 7. elemanı 6'ya koy. Yani 66'yı al bir sola koy. Ondan sonra 6. elemanı 2'ye koy. Yani şu 6. elemanı al 2'ye koy. 4. elemanı al 2'ye koy. Pardon 5. elemanı al 4'e koy. Yani şunu al bir sola koy. 4. elemanı al 802 2'ye koy. Bu şekilde gidiyor. Şimdi bu sıralama işleminde dikkat ederseniz mesela 0. eleman 170 0'da kalsın. İşte bu dikkat ederseniz teker teker elemanları sıralıyor. Sıralarken
her elemanın nereye gideceğini söylüyor. Yani counting sort'un çalışma mantığıyla her elemanın nereye gideceğini buluyor, adres olarak hesaplıyor ve onu o ilgili yere gönderiyor. Şuradaki kodumuz. Ve neticede bu ilk sıra, burada 3 kere geçiş yapacak. İlk geçişte 0. yani birler hanesi, ikinci geçişte onlar hanesi, üçüncü geçişte de yüzler hanesi için sıralayacak. Ve her seferinde o bahsettiğim radix sort'un her seferinde işte 0. hanesi, birler hanesi, yani sıfırlar, sonra ikiler, sonra dörtler, sonra onlar hanesi, sonra da yüzler hanesi sıralanarak yazılmış olacak counting sort algoritmasına göre. Bu algoritmayı hangisiyle kullanacağınıza gelince, yani bucket sort mu, counting sort mu sorusuna gelince, counting sort tabii hemen yazılabilecek ve diziler üzerinde kullanılabilecek bir algoritma. Böyle bir şey diziler üstünde kullanmak istiyorsanız counting sort. Listeler üzerinde, linked list, dinamik hafıza üzerinde kullanmak, queue üzerinde kullanmak istiyorsanız da bucket sort kullanmanız mantıklı olan yaklaşımdır. Doğru olan yaklaşımdır. Tabii bucket sort'ta birden fazla listeniz olmuş olacak. İnşallah anlatabilmişimdir. Sorunuza cevap olur. Gene sorunuz olursa bana ulaşın. Bilebildiğim kadarıyla cevaplamaya çalışırım. Kodunu da dediğim gibi sayfaya koyarım. Oradan indirip çalıştırabilirsiniz. Tabii C dilinde yazıyorum. Ben genelde algoritma sorularını C diliyle cevaplamak gerekiyor. C syntax herhangi başka bir dilde de yazabilirsiniz. Dizileri kullandığınız, örneğin Java'da, C Sharp'ta, C++'da yazabilirsiniz. Bunların hepsi neredeyse kodu copy paste yapsanız çalışacak ortamlardır. Başka türlü de yazılabilir kod. Tek doğrusu yok. Herkesin kendine göre bir yazma şekli olabilir. Hepsi doğrudur. Umarım faydalı olur. Başarılar diliyorum.